Sevgili seyirciler, Hayat Sağlıklı Güzel'de konuğumuz doçent doktor Mehmet Müfit Orak. Mehmet Bey, daha doğrusu Müfit Bey diyeceğiz herhalde, değil mi? Benim de öyle iki ismim var. Ben de çok karışıyorum bazen. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hocam, doğumsal çarpık ayak nedir? Doğuştan çarpık ayak, hani düşündüğünüz kadar seyrek değil. Bir canlı doğumda bir görülen bir problem. Binde bir görülen bir problem. Ve sakatlık sebebi olan ciddi bir ayak deformitesidir. Bu çocukların topukları içe doğru dönüktür ve ayak tabanları arkaya bakar. Yani normalde tedavi edilmediği zaman bu çocuklar ilerleyen süreçte ayaklarının yan tarafına ve üst tarafına, ayak sırtına basarak hem ağrılı hem de sakat bireyler olurlar. Bir genetik bir durum mudur? Yani daha önce hamileyken bu fark edilebilecek bir durum mu, bir de onu da sorayım. Tabii ki hamilelik döneminde yapılan ultrasonlarda tespit edilebiliyor. Aileler genellikle bunu önceden bilerek geliyorlar. Neden oluyor diye sorarsanız genetik faktörü var. Yapılan genetik araştırmalarda çarpık ayağa sebep olan bir takım genler bulundu. Ama genellikle idiopatik dediğimiz sebep bulamıyoruz bunun için. Doğumsal bir problem, deformite olarak karşımıza geliyor. Sıklıkla da genetik hastalıklar, bir takım genetik hastalıklar ve nörolojik doğumsal hastalıkların parçası olarak da görebiliyoruz. Evet, yani çarpık ayağın yanında başka sıkıntılar da oluyor mu o çocuklarda? Olabiliyor tabii. Yine kas iskelet sistemi problemleri genetik olarak Larsen sendromu gibi diz çıkığı, kalça çıkığı ile birlikte olabiliyor. Yine spina bifida dediğimiz meningomiyoresel tıbbi ismi. Bununla birlikte de nöromusküler yetersizliğe, dengesizliğe bağlı olarak da sık olarak görüyoruz çarpık ayağı. Peki tedavide neler yapıyorsunuz hocam? Yani destek tedaviler, ameliyat tedaviler, biraz bunu açabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi öncelikle bu çocukları gördüğümüz ilk anda işte genetik bir problemi var mıdır? Çocuğu çıplak olarak soyup dikkatlice başka sıkıntısı var mı gözüyle bakıp çocukta genetiğe veya nörolojik bir problem noktasında bakıyoruz. Seyrek olsa da bu tarz problemler görüp ilgili branşlarla hastayı değerlendiriyoruz. Sonrasında sadece idiopatik dediğimiz herhangi bir sebebe bağlı olmayan pesekino varusa alçılama tedavisi uyguluyoruz. Alçılama tedavisini mümkünse çocuğu görür görmez ilk fırsatta başlayıp haftalık aralarla 5-6 alçılık seri alçılama tedavisiyle ve her alçıda bir miktar daha deformiteyi düzelterek normal basabilecek bir ayak pozisyonuna getiriyoruz. Yani bebek doğduğu anda bu tedavilere başlayabiliyorsunuz. Evet. Yani bir yaş limiti var mı, yani en küçük? Geç gelirse mesela çocuk. Evet, o da var. Çocuk geç gelirse de ilerleyen yaşlara 3, 4, 5, 6 yaşına kadar bu tedavi, alçılama tedavisinden katkı sağlıyor bu çocuklar. Ama ayaklarda kıkırdak kemik iskeletleri kemikleştiği için ileri yaşta dirençli oluyor. Ayaklar sertleşiyor ama her acısı zaman... Acısı da daha fazla olur, daha acılı olur herhalde. Tabii süreç sıkıntılı hale geliyor. Biz alçıyla başlıyoruz. Alçıyla kısmi veya tam düzeltme elde edebiliyoruz 3-4 yaşından sonra da. Yapılacak cerrahi gerekirse de yapılacak cerrahiyi küçültüyoruz. Ya tam düzelmeye kadar gidebiliyor bu çarpık ayak alçılarla erken dönemde eğer hasta gelirse. Yani şimdi tam düzelmeden kasıt mükemmel, tam sağlıklı bir ayak. En azından yürüyebileceği, rahat fonksiyonlarını görebileceği konuma kadar. Evet, aslında iyi bir noktadan girdiniz. Bizim pesekino varuslu bebeklerde bir hedefimiz var. Yumuşak ayak olsun, düz bassın. Özel bir cihaz veya özel bir tabanlığa ihtiyacı olmasın. Hedefimiz budur ve bunu tutturabiliyoruz. Bebek doğduğu anda gözle görülür bir şekilde belli oluyor, değil mi? Bu zamanla anlayacağımız bir şey değil. Hayır, bu herhangi bir ek tetkike gerek olmadan direkt fizik muayene ile tanısını koyabileceğimiz çok bariz bir deformite. Tamam, yani gecikme, anne babalarda gecikme olma olasılığı yok. Bunu gördüğünüz tabii anda anlayabileceğiniz... Tabii gördüğü zaman gider ama belki birçok aile ihmal eden de olabilir böyle bir şeyi. İşte ihmal edilebilecek kadar belli vardır. Olmayan bir şey mi diye sormak istedim. İhmal edilen bebekler oluyor tabii ki ama aileler tarafından bile tanısı konmuş olarak geliyor zaten bize. Burada
problem çok bariz. Yani problem normal dışı durumu zaten herkes tanıyabiliyor. Ve aile doğum sonrası zaten çare aramaya başlıyor. Bu süreçte de bu konuyla ilgilenen, çocukla uğraşan bir ortopedi uzmanını bulduğunda tedavisi başlanıyor. Bazı noktaları ben belirtmek isterim. Şimdi bu çocukların cerrahi tedaviye ihtiyacı oluyor mu? Sorusunun karşılığı şu. İlk başlangıçta biz 5-6 alçıda ayağı düzeltiyoruz. Aşil tendonları bu çocukların kısa. Dolayısıyla 5-6 haftanın sonunda aşil tendonu kesmek gerekiyor bu çocuklarda. Ve son alçısının yapılması gerekiyor. Ha, bunun oranı %90 bebeğin aşil cerrahisi görmesi gerekiyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra da cihazla ayağı korumanız gerekiyor. Bir düzeltme elde ediyorsunuz ve bu düzeltmenin korunmaya ihtiyacı var. Düzeltme noktasında zaten haftalık alçılar yeterli oluyor. Düzelttiğiniz alçının geriye dönmemesi için, ayağın tekrar deformitesinin gelişmemesi için cihazla korumanız gerekiyor. Korumanın gerekliliği de şuradan kaynaklanıyor. Normal iskelet bağları elastik yapılar değildir. Kasılabilir, özür dilerim, kasılabilir yapılar değildir. Ama bu çocuklarda iskelet kaslarının kasılabilir, kontraktil özelliği var. Dolayısıyla bu özelliği, bu bağlar 4-5 yaşına kadar kaybediyorlar ve normal bağ yapısına dönüyor. Bu süreçte kemikleşme de olduğu için bu bağların ve kasların etkisiyle ayak tekrar nüks etmiyor. Deformite tekrar gelişmiyor. Bu süreci cihaz içinde yönetmeniz gerekiyor. Yani 4-5 yaşına kadar cihaz kullanırlarsa bu hastalar, evet, sonrasında tekrarlama nüks olmadan hayatlarına, biraz önce bahsettiğimiz gibi, fonksiyonel bir şekilde, rahatça yürüyecek şekilde devam edebiliyorlar. Esasında çok dramatik bir tablo belki ilk doğumda ebeveynlerin karşılaştığı tablo, ama bahsettiğiniz şekilde doğru zamanda, doğru şekilde tedavi edilirlerse sonuçları yüz güldürücü oluyor anladığımız kadarıyla. Doğrudur. Burada cihaz kullanımı çok önemli. Yapılmış çalışmalarda cihaz kullanmayan bebeklerde İlk 4 yaşlık süreçte %80 oranında nüks görüyoruz biz. Bu hemen hemen cihaz kullanmayan her bebeğin deformiteni tekrarlayıp tekrar tedaviye, daha ağır tedavilere ihtiyacı olması demek. Eğer düzenli cihaz kullanılırsa bu durumda bile %5'lerde bu rahatsızlık nüks edebiliyor ve biz bunu tekrar alçıyla düzeltebiliyoruz. Dediğiniz gibi yani %90'ın üzerinde düzenli cihaz kullanımıyla bu çocuklar standart hayatlarını sürebiliyorlar. Peki çarpık ayak sorunu yaşayanların dediğiniz standart hayatlarına devam edebiliyorlar. Aileler nelere dikkat etmeli? Bu süreçte herhalde bizim şu anda aklımıza bile gelmeyen bir sürü küçük sıkıntı vardır. Ne yazık ki insan yaşamadığında bilmiyor. Ama neler tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etmeliler ve büyüdüğü bu süreçte ne gibi önlemler ya da faydalar sağlayabilecek şeyler var? Şimdi burada tedavi standart. Dolayısıyla en önemlisi hekimine güvenip hekiminin direktifleri doğrultusunda ilk planda düzenli alçılamaya getirmeli. Cihaza başlandığı zaman da cihazı kullanma konusunda disiplinli olmalılar. Tecrübelerimize göre özellikle 1-1,5-2 yaştan sonra aileler tamam bu iş bitti diyorlar. İşte bu yanılgının ve sıkıntının en büyük olduğu nokta. Aileler hekimine güvenecek ve süreci sonuna kadar, hekim bitti demeden bitirmeyecek. En büyük sıkıntı burada yaşanıyor. Bitti derken tamam problemimiz çözüldü diye mi bitti diyor, yoksa tamam işte bu kadar diye mi bitti diyor? Bundan sonra bir şey olmaz diyor. Çünkü biraz umutsuzluk da mı var? Umutsuzluk değil. Düzeldi belki. Bu kadar ben işte, bu en fazla aleti, bu kadar diyor. Cihazı kullanmayayım zaten düzeldi deyip belki düzenli kullanmıyorlar cihazı. Aynen dediğiniz gibi. Yani burada sıkıntı şu. Bundan sonra bir şey olmaz. Tablodan mutlu zaten aile. Yani düzelmiş bir ayak var. İyi olacağını biliyor. Ama her gün, her gece, her yattığında, çocuk her uyuduğunda o cihazı takmak, bazen çocukta da ufak tefek huzursuzluklar olabiliyor ama bunlar yenilebilir şeyler. Bu süreç aileleri yoruyor ve bundan sonra bir şey olmayacak kanaati oluşuyor ailelerde. İşte bu nokta yanılgının başlangıcı ve kötü sonuçlanıyor genellikle. Herhalde
herhalde aile ve çocukların el ele sabredip ilerideki sağlıklı günler için biraz doktorlarına güvenmeleri lazım. Kesinlikle. Yalnız biz cihaz kullanımını bebek alçıdan çıktıktan sonra 24 saat kullanım olarak başlıyoruz. Çocuğun kaba motor gelişimi, yürümeye yaklaştıkça cihaz kullanımından ara verdirip yürüme antrenmanı yaptırıyoruz. Ve yürüyünceye kadar kısmi zamanlı kullandırıyoruz. Çocuk yürüdükten sonra sadece gece veya gündüz uyurken cihaz kullanıyor. Uyanıkken gezmeye, dolaşmaya, oynamaya ihtiyacı olduğunda zaten cihaz kullanmıyor çocuklar. Bu açıdan normal bir süreç değil, cihazlı bir süreç ama çok da travmatik bir süreç değildir. Tabii ki ne yazık ki gerekiyor emek ve zorluklar ama peki, sonunda güzel sonuçlar olabiliyor, ne güzel. Bu hastalarda sonrasında ufak deformiteleri kalan hastalarda sonrasında ek bir takım cerrahi müdahaleler yapıyor musunuz? Tabii ki bu hastalığın süreci %14-15 oranında dinamik süpürasyon dediğimiz yürüme sırasında ayak düzgün, esnek, düzelebiliyor ama yürüme sırasında dinamik olarak içe çekmeler oluyor. Biz bu içe çekmeler için tendon transferleri yapıyoruz. Yardımcı cerrahidir. Bu da bu Ponseti metodudur, uyguladığımız metodun ismi. Ponseti metodunun bir parçası olarak kabul edilir. Yine ayaklarda içe dönüklük, metatarsus adduktus deformitesi kalıyor. Ama bunlar küçük ve yardımcı cerrahiler. Yöntemin, sistemin bir parçası. Bunlar hayatı çok etkileyen şeyler değil. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.